Seçmenin bize ne gibi faydaları var? Birincisi bizi Allah'a yaklaştırır. İkincisi akacak kana mani olur. Yani başımıza gelecek olan musibetlerin engellenmesine, gelmemesine vesile olur. Kan diyor ki Peygamberimiz kurban zamanında, kurban gününde yapacağınız en güzel ibadet kurban kesmektir. Kızı Fatıma'ya da Efendimiz diyor ki kızım diyor koş diyor kurbanın başında bulun diyor. Onun diyor o ilk kanı o bıçağı vurduğun anda fışkırıyor ya kan. Günahların diyor vücuttan o şekilde fırlar diyor böyle vücuttan. İnşallah bizim de günahlarımız bugün bu sabah bu şekilde vücudumuzdan semaya doğru fırladı gitti inşallah. Biz buna inanıyoruz. Evlere huzur verir. İşte fakirlerin, et alamayanların durumunu gözden geçirmemize vesile olur. Yani et, onların et alamadıklarını, onların etle tanışmadıklarını düşünerek onlara ikramımızı yaparız. Bizim paylaşma, infak etme duygularımızı kabartır, geliştirir. Ondan sonra evimize bereket, bolluk verir. Ondan sonra bak Ramazan şeker veya kurban böyle bir şey yok. Et bayramı değil, Ramazan'da şeker bayramı değil. Bunlar ibadettir. Biz bu gözle bakacağız. Ramazan bayramı tuttuğumuz orucun karşılığında Rabbimizin bize ikramıdır. Rabbimizin bize ikramıdır. Biz şekerle çikolatayla bunu böyle bir şey yok. Yani şeker bayramı, çikolata bayramı diye bir şey yok. Bu sadece nemalanmak adına böyle çıkarmışlar. Şeker satalım, çikolata, yani şeker satan, çikolata satan da yapacak, ticaretini yapacak, parasını kazanacak ama bizim bayramımızın adı şeker bayramı değil, Ramazan bayramı ve kurban bayramı. Yani Ramazan Allah'a oruçlarımızla yaklaştık, kurbanda da Rabbimize keseceğimiz kurbanlarla yaklaşacağız inşallah. Bu vesileyle, bu düşüncelerle hepinizin bayramınızı tebrik ediyorum. Rabbim bu kestiğimiz kurbanları kendisine yaklaşma vesilesi eylesin inşallah. Günahlarımızın, kusurlarımızın bağışlanmasına kestiğimiz bu kurbanlar vesilesiyle inşallah bunlar sebep olsun, bunlar vesile olsun. Bizi bunlar ahirete yönlendiğimizde, yolculuğa çıktığımızda biz inşallah karşılar durumda olsunlar. Karşılamalar için de bu güzel niyetleri, düşünceleri, bu yaklaşımı, bu teslimiyeti hepimiz taşımamız lazım ki bunlar bizi karşılasınlar inşallah. Cenab-ı Hak bizlere o günleri gösterir. Bizleri kurbanlarımızın karşıladığı kullar olarak Rabbim huzuruna kabul eder inşallah. Cenab-ı Hak kabul eylesin. Günümüz hayırlı mübarek olsun. Bayramımızı tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah kabul eylesin.